açıklamalar efendim. Medikal bir yok. Mühendis Söder ben. Solunum cihazı 5 litrelik devir biz. Oksijen konsantratörü. Size bunu açıklamak istiyorum. Gerekli bilgileri vermek istiyorum. Gördüğünüz cihaz tekerlekli hareket edebilen, oda içinde taşınabilen, rahatlıkla şu şekilde kaldırabileceğiniz 25 kiloluk, 26 kiloluk bir cihaz. Şimdi cihazımızı şöyle anlatmak istiyorum. Şu ön tarafta 0 ve 1 rakamları olan power tuşu var. Çalıştırırken şuraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada 4 tane ışık yandı. İşaretleri görüyorsunuz. Şu tamire gidecek. Bu yarı yarıya oksijen veriyor. Yetersiz oksijen veriyor. Şurada tam oksijen veriyor gibi işaretler var. İlk açılırken 4 tane ışık yandı, söndü. Yeşil tam oksijen veriyor. Şurada fişe takılı ve sağlam bir şekilde 220 volt şehir ceylanı geliyor anlamına geliyor. Cihazın ön kısmında bir tane tank var. Bir tane şurada gördüğünüz barometre var. 0 ile 5 arası. Bu 5 litrelik cihaz olduğu için 0 ile 5 arası. Şurada da bir tane ayar düğmesi var. Şu ayar düğmesiyle doktorun tavsiye ettiği özelliklerde 2 bar, 2,5 bar, 3 bar, 3,5 bar hastanın oksijen durumuna göre yükselip alçaltabiliyorsunuz. Burayla pek oynamıyorsunuz. Belli bir sabit ayarda tutuyorsunuz. Bu şekilde kalıyor. Sizin ihtiyacınız olan şu kısmın suyunun bittiği zaman değiştirilmesidir. Verdiğimiz cihazlarda su tankında minimum ve maksimum çizgisi vardır. Suyu koyduktan sonra şu orta civarlarda olsa yeter. Havanın durumuna, rutubete göre bu su azalır. Azalınca şunu gevşeterek çıkartıyoruz. İçme suyu veya distile su koyuyoruz. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şuranın tam oturduğuna dikkat ediyoruz. Parmağımızla şu oksijen çıkış kısmını kontrol ediyoruz. Bu kapak tam oturmadığı müddetçe buradan oksijen gelmeyecektir. Burada çalışma devam edecek ama buradan oksijen gelmeyecektir. Buna çok duyarlı ve dikkatli oluyoruz. Evde ufak çocuk varsa veya gelen misafir, komşu çocuğu varsa şurayla çok oynar. Bir de buna duyarlı oluyoruz. Doktorun tavsiye ettiği ölçülerin dışına çıkmıyoruz. Kullanma saatinin dışına çıkmıyoruz. Talimatların dışına çıkmıyoruz. Bunu bu şekilde çalıştırdık. Şu şekilde 2 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik, 5 metrelik gibi kanüller var. Hastanın durumuna göre yatak odasında genelde 2 metre kullanılıyor. Oturma odasında da 5 metreye kadar kullanılıyor. Şu ön bölümde gördüğünüz gibi şu ön bölüme takıyoruz. Şuradan hastanın burun deliklerine, şu iki kısım hastanın burun deliklerine gelecek şekilde başa bağlıyoruz. Bağlama şeklini de anlatayım ben size. Şu şekilde tutuyorsunuz. Bunlar burun deliklerine geliyor. Şuradan kulaklara geliyor. Şu şekilde alttan da sıkılığını ayarlıyorsunuz. Hasta bu şekilde yatıyor. Arkaya gitmediği için kablo çıktı davası olmuyor. Ne kadar sallarsa sallasın çıkmaz. İşi bittikten sonra bunu buradan çıkartıyor. Aldığı oksijen bittikten sonra çıkartıyor. Şunu güzel bir poşetin içine koyuyorsunuz. Yerlerde ve buna benzer çocukların oynayacağı yerde durmayacak şekilde güzel poşetin içine koyuyorsunuz. Çünkü şu kısım hastayla devamlı irtibat halinde olacağı için hijyen açısından korumanız lazım. Buna çok duyarlı olmanız lazım. Kanülü de 1,5-2 ayda bir değiştirmeniz lazım. Devamlı aynı kanülü kullanmayın. Devamlı aynı tankı kullanmayın. Tavsiye edilen kanül 1,5-2 ayda değiştirilmesi, tankın da 4 ayda bir değiştirilmesidir. Onun haricinde soracağınız genel bir bilgi olursa Medical Block Store, Mehmet Söyler veya Nur Emine Günay 0216-405-2525 0216-405-2545 no'lu telefonlardan bizi arayabilirsiniz. Çok acil durum olursa 0530-286-5343 gece dahi arayabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Şimdiden hastalarınıza geçmiş olsun. İyi akşamlar efendim.